Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Birkaç gündür video paylaşamıyorum, kusura bakmayın. Biraz yoğunluk var arkadaşlar. Şimdi aracımıza neler yapıyoruz, nelerle devam ediyoruz, onlarla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, jantlarımız değişti. Üzerindeki mevcut jantları verdik. 16 inç ET37 jant aldık, petek jant. Şimdi arkadaşlar, böyle boyalarının falan dökük olduğuna bakmayın. Jantı iki sefer balans makinesine soktuk. Kırık, kaynak, yamuk hiçbir şey yok. Sadece kazınıp tekrardan orijinal boyasıyla boyanacak Allah nasip ederse. Şimdi bu jantımız 16 inç petek jant ve ET37 değere sahip. Şimdi bu jantlarla ilgili arkadaşlar çok sorular geliyor. Ben onlarla da ilgili sizlere bilgi vereceğim elimden geldiğince. Şimdi arkadaşlar, 16 inç petek jantların ET34, ET36, ET37, ET40, ET41 ve ET51 olmak üzere çeşitleri mevcut. Bu şu an bu üzerindeki jant ET37 değerine sahip bir jant. Royal Italian arkadaşlar. Şimdi ET34 jantı 500'e ve E500'lerin jantı. Bende bir takım var o jantlardan. Koleksiyona koydum arkadaşlar. Satmayı da düşünmüyorum, takmayı da düşünmüyorum. ET34 500E jantı benim elimde mevcut. Koleksiyonumda duruyor şu an arkadaşlar. Bu jantın değeri ET37 Royal Italian. Yani hemen hemen orijinale birebir yakın bir jant. Şimdi şöyle söyleyeyim. ET değeri arttıkça sevgili arkadaşlar, jant içeriye doğru gömülür. Şimdi şöyle bir bakın arkadaşlar, yandan baktığınız zaman bakın, bu jant kısmen dışarıda duruyor. Yani arabanın altında daha tok bir görüntü var. Mesela bizim diğer aracımızdaki jantta ET41 210 kodlu jantlar. Esasında yolda en güzel hani sürtme problemi falan kesinlikle olmaz bu jantlarda, ama en güzel jant benim gözümde ET41'dir. Ama tok bir görüntü için ET değerinin düşmesi lazım. ET değeri yükselirse, mesela ET51 jant piyasada çoktur. Bu jantlar W140'lardan çıkmadır, ET51'ler. Arkadaşlar, ET51 jant taktığınız zaman fren diskine, yani kaliperine sürtecektir. Flanşsız kullanabilirsiniz. ET51 16 inç petek jantları W124 kasalarda flanşsız kullanma imkanınız yok. Onun için arkadaşlar, piyasada siz ET34, ET36, ET37, ET40, 41 jantlara bakacaksınız. ET51 alırsanız ne olur? Flanşla bu jantı aracınızda kullanabilirsiniz. Ama mesela bu jant ET37, direkt taktık, hiçbir sıkıntı yok. Arabanın altına çok tatlı şekilde yolda ilerliyor. Hiçbir problem yok. Sürtme yok. Herhangi bir şey yok. Çekme yok. Arabanın üstüne gayet muntazam şekilde oturduğu gibi tok bir de görüntü sağlıyor. Mesela ET40-41 jantlar biraz daha böyle içeride durur. Ama bunlar yetik yani. ET36-37'ler yetik. ET34'ü piyasada bulmanız biraz zor. Ya zaten olanlar da iyi para istiyorlar. Yani 4000-5000 lira istiyor haklı olarak. Çünkü nadir bulunan bir jant. Dediğim gibi benim elimde var. Koleksiyona tutuyorum o jantları. Satmayı da takmayı da düşünmüyorum demiştim. Lafı fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar, bu jantların ET34, ET36, ET37, ET40, ET41, ET51 çeşitleri vardır. ET51 haricindekiler W124 kasanın üzerine cuk diye direkt oturur. ET51'i nasıl yaparsınız? Flanşla oturtturabilirsiniz arkadaşlar. Flanş ve uygun bijonlarla ET51 jantları da aracınıza uygun hale getirebilirsiniz. Ama benim nacizane tavsiyem, yani ET51 haricindeki jantlara bakmanız yönünde. Benim de sizlere tavsiyem bu yönde arkadaşlar. Allah izin verirse bu jantlar da araçla birlikte boyanacak. Boyandıktan sonra da mis gibi ortaya çıkacak. Dediğim gibi jantlarda kesinlikle kaynak, işte yamukluk vesaire yok. Sadece boyaları yıpranmış, önemli değil. Biz kendi jantımızı verdik, bunu aldık arkadaşlar. Ve gayet muazzam bir şey yaptığıma inanıyorum. Çünkü arabanın altına gerçekten muazzam şekilde cuk diye oturdu. Ya, petek jant bu arabalara yakışıyor arkadaşlar. Petek ve kapak jant. Ha, gulli decal'lar da çok güzel oluyor ama gulli decal biraz içeride kaldığı için ve 15 olduğu için bu tok görüntüyü yakalamak adına bu araca tekrardan 16 jant tercihinde bulunmak istedim.
söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yarın bayram arkadaşlar. Hepinizin bayramı şimdi de mübarek olsun. Rabbim keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin inşallah. Hepinize tekrardan kazasız belasız sürüşler diliyorum. Yollar kalabalık, dikkatli olalım. Lütfen hız yapmaktan kaçınalım ve trafik kurallarına riayet edelim. Arkadaşlar tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.